Dördüncü sınıf matematik dersi basamak ve sayı değeriyle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, geçen sene 3 basamaklı sayıları gördük. Bu sene 4, 5, 6 basamaklı sayıları okumayı, yazmayı, basamak değerini ve çözümlemeyi görmemiz gerekiyor. Sayılardaki basamaklar 1, 10, 100 mantığıyla artar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler, on binler, yüz binler basamağı. Nedir basamak değeri? Rakamlar bulunduğu basamağa göre değer alırlar. On binler basamağında bulunan rakam ona göre bir değer alır. Biz buna basamak değeri diyoruz. Ya da yüzler basamağında bulunan 3 rakamı 3 tane yüzlükten 300 değerini alır. Biz buna basamak değeri diyoruz. Ya da binler basamağında bulunan 7 rakamı 7 tane binlikten 7000 olur basamak değeri. Şimdi burada iki tane şeye dikkat edelim. Yeni öğreniyoruz bunları. Bölük adlarımız var. 250, 6000, 483 sayısını basamak tablosunda göstereceğiz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler diye gider. Bakın burada bölüklere baktığım zaman birler bölüğünde 3 tane rakamın olduğunu görüyorum. 4 var, 8 var ve 3 var. Binler bölüğüne baktığım zaman burada da yine 3 tane rakamımız var. Burada da 2 var, 5 var ve 6 var. Yani binler bölüğünde 256 sayısı var. Birler bölüğünde de 483 sayısı var. Bunların basamak değerini birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik ve yüz binlik gibi kavramlardan yararlanarak bulabiliriz. Birler basamağında başlıyorum. Birler basamağında 3 sayısı var. Sevgili öğrenciler, oradaki basamak değeri 3 tane birlik olur. Birler basamağından aklımıza gelsin. 3 tane birlik de 3 eder. Buraya yazdık. Onlar basamağına baktığım zaman 8 sayısını görüyorum. 8 rakamını görüyorum. 8 tane onluk basamak değerini 80 olarak bulabiliriz. Yüzler basamağına baktığım zaman 4 var burada da. 4 tane yüzlükten basamak değerini 400 olarak çıkartabilirim. Binler bölüğüne geçtim. Binler, on binler ve yüz binler basamağına bakıyorum. Binler basamağında 6 var. Bu basamak değerini bulurken 6 tane binlik hesap edilerek bulunur. 6 tane binlik de 6000 eder. On binler basamağına baktığım zaman 5 tane on binlik var. On biner on biner sayabiliriz 5 tane. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Demek ki 5 tane 10 binlik 50 bin eder. Yüz binler basamağına baktığım zaman 2 rakamını görüyorum. Burada da 2 tane 100 binlik var. 2 tane 100 binlik de 200 bin sayısını oluşturur. 538.916 sayısının basamak tablosunu oluşturalım diyor sevgili öğrencilerim. Sağ tarafı birlikler, birler bölüğü, sol tarafında da binler bölüğü var. Birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı mantık 1, 10, 100 şeklinde artar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler bölüğünde de 1000, 10, 100 şeklinde artar. Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Şimdi sevgili öğrenciler, bakın en sağdan itibaren başlıyorum. Birler basamağında ne var? 6 var. 6 tane birlik sayının basamak değerini oluşturur. 6 tane birlik 6 eder. Onlar basamağına baktığım zaman 1 tane onluk var. 1 tane onluk onu oluşturur değil mi? Basamak değeri 10 olur yani. Yüzler basamağındaki rakam 9. 9 tane yüzlükle buranın basamak değerini bulabilirim. Buranın basamak değeri de 9 tane yüzlükten 900 eder. Binler bölüğüne baktığım zaman sevgili öğrencilerim 8. 8 nerede? Binler basamağında. 8 tane binlik basamak değerini 8000 olarak oluşturur. 3 burada 10 binler basamağında. 3 tane 10 binlik 30 bin sayısını oluşturur. Yani 3'ün basamak değeri 30 bin. 5'e baktığım zaman 100 binler basamağında. Eğer 100 binler basamağı varsa bu sayı 6 rakamdan oluşur. Yani ya da 6 basamaklı bir sayıysa bu sayıda 100 binler basamağı da vardır da diyebiliriz. Çocuklar 100 binler basamağında 5 var. 5 tane 100 binlik 500 bin eder. Yani rakamın basamak değerini oradaki basamak adıyla oradaki rakamı çarparak bulabilirsiniz. 5 burada 100 binler basamağında 5 tane 100 binlik 500 bin sayısını oluşturur. Bakın güzel bir yöntem göstereceğim sizlere. 538.916 sayısını büyüttüm. Senden buradaki bir sayının basamak değerini istiyor. Hangisi olsun? Mesela 8'in basamak değerini istiyor senden. Bak, çok kolay bir yöntem var. Sağ tarafına doğru olan rakamları takip etmek gerekiyor. 8'in basamak değerini istediği için 8'e aynen yazıyorum. Sağ tarafında 3 tane rakam var. 3 tane sıfır koyarak herhangi bir işlem ya da herhangi bir şey yapmadan sonuca ulaşabilirim. Demek ki 8'in basamak değeri 8 bin. Ya da 3'ün benden basamak değerini istiyor. 3'ü yazarım.
Sağ tarafında bak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dört tane rakam var. Ben de buraya birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıfırı yazıp 3'ün basamak değerini 30.000 şeklinde bulabilirim. Sayımıza baktığımız zaman 658.364 diyor ki bana işte 6'nın basamak değeri kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler gerçekten çok kolay. 6'yı yazdıktan sonra 5 yerine 0 yazdım. 8 yerine 0 yazdım. Nokta. 3 yerine 0 yazdım. 6 yerine 0 yazdım. 4 yerine 0 yazdım. Yani 6'nın sağ tarafında kaç tane rakam var? 5 tane rakam var. O zaman 6'yı yazdıktan sonra buraya ben 5 tane 0'ı ekleyerek 6'nın basamak değerini 600.000 olarak bulabilirim. Basamak değerleriyle ilgili güzel bilgiler. Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. 3215 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı 3215'tir. Etkinliklerde sıkça karşımıza gelir. 3215 sayısına bakalım. Birler, onlar, yüzler ve binler basamağı. 3 tane binlik var. 3 tane binlik 3000 eder. Yüzler basamağında ne var? 2 var. 2 tane yüzlük 200 eder. 2'nin basamak değeri 200'dür. 1 tane onluk var. 1'in basamak değeri, onlar basamağında bulunan 1'in basamak değeri 10 eder. 5 tane birlikte 5 eder. Diyor ki sana bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. Basamak değerlerini ayrı ayrı çıkarttım. Toplamaya geçelim. 5'i yazdım, 1'i yazdım, 2'yi yazdım, 3'ü yazdım. Bakın 3215 sayısına ulaştım. Yani sayının kendisine ulaştım. Bir sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı o rakamların toplamına eşittir diyor. Sayı değeri de o basamakta hangi rakamı görüyorsan oydu. 3215 sayısının sayı değerleri toplamına bakalım. Ben binler basamağında 3 görüyorum. Yüzler basamağında 2 görüyorum. Onlar basamağında 1 görüyorum. Birler basamağında 5 görüyorum. Diyor ki sana sen bir sayının sayı değerleri toplamını bulmak istiyorsan 3'ün sayı değeri 3'tür. Kendisidir yani. 2'nin sayı değeri 2'dir. 1'in sayı değeri 1'dir. 5'in sayı değeri 5'tir. Bunların toplamını istiyor senden. 3, 2 daha 5. 1 de burada 6. 6'ya 5 ekler. Sayı değerleri 3215 sayısının sayı değerleri toplamını 11 olarak bulabilirim. Bir de bir tane daha bilgimiz var sevgili öğrenciler. Bir sayının birler basamağının sayı değeri de basamak değeri de kendisine eşit olur. Şimdi bakalım önce sayı değeri dedik. S değeri burada D kısaltarak yazdım. Sayı değeri hangi sayı görüyorsak oydu. Sayı değeri 5'tir. Basamak değeri de yapalım. Basamak değeri. D'yi yine kısalttık burada. Basamak değeri de bu birler basamağındaydı. 5 tane birlik 5 eder. Baktığım zaman sayı değeri de 5'tir. Basamak değeri de 5'tir. O zaman şu bilgiye ulaşalım. Bir sayının birler basamağında bulunan rakamın sayı değeri ile basamak değeri kendisine eşit olur. Bir diğer alt konumuz bölüklerindeki rakamları verilen sayıyı yazma diyor. 2 tane bölük gördük. 4. sınıfta birler bölüğü ve binler bölüğü. İkisinin de 3 tane rakamdan oluştuğunu lütfen unutmayalım. Diyor ki birler bölüğünde 106, binler bölüğünde 37 olan sayıyı yazalım diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bazılarının yaptığı hatadan başlamak istiyorum. Diyor ki ok yönünde sayılar ne verilmiş başta? Diyor ki 106 verilmiş, sonra da 37 verilmiş yazmış. Buraya işte sayımız diyor 10.637. Koca bir yanlış çarpı attım oraya. Şimdi bakın burada 3 tane çizgiyi koyduk. Noktayı koyduk. 3 tane çizgiyi koyduk. Sağ taraftaki bölüğün birler bölüğü olduğunu biliyorsun. Sol taraftaki bölüğün de binler bölüğü olduğunu biliyorsun değil mi? Diyor ki birler bölüğünde 106. Sen 106 ile başlamayacaksın o zaman. Sen 106'yı birler bölüğüne yazman gerekiyor sevgili öğrencim. Burada ne yapmıştık? Başta yazdık. Maalesef yanlış orada. Binler bölüğünde de 37 var. Şimdi binler bölüğünde 37. Tamam burada 3 rakam var ya. Şimdi burada 37'yi başa yazarsan mecbur buraya bir sıfır atmak zorundasın. Sayı 37 olmadı. Sayı 370 oldu. Demek ki 37 varsa biz 0-37 şeklinde yazabiliriz ancak. 3 rakam olması gerekiyorsa 0. Tabii bu sayının okunuşunda bana 0'ın bir ihtiyacım yok bu sıfıra. 0'ı silip sayımızı 37.106 olarak söyleyebilirim. Bir diğer sorumuz binler bölüğünde 500, birler bölüğünde 1 olan sayı kaçtır diyor. Şimdi 3 tane rakamı yazdık. Nokta, 3 tane çizgi. Yeter ki bölükleri yerlerini unutma. Burası sağ tarafı birler bölüğü. Bak basamak demiyor. Binler bölüğü 3 tane rakamdan oluşacak. Birler bölüğü de öyle. Her bölük 3 tane rakamdan oluşur. 2 tane varsa başına da 0 getirmen gerekiyor. Birler bölüğü yazdık. Buraya da binler bölüğü diyelim. Şimdi bak ne diyor? Tabii
Bir ve bin kelimesi arasında bak birinde R var, birinde N harfi var. İkisi birbirine çok yakın. Onun için böyle bir karıştırma yapmayın. Binler bölüğünde 500 varmış sevgili öğrencilerim. Binler bölüğüne 500'ümü yazdım. Şimdi 3 tane rakam olması gerekiyor. Zaten 500'de de 3 tane rakam var. Şimdi birler bölüğünde 1 olan sayı diyor. Buraya 1 yazdı bıraktı. Olmaz. Sonra diyor ki 1 yazdım diğerleri yerine 0 yazdım. Sen buraya 1 yazmadın ki. Sen buraya 100 yazdın. Peki 1'i nasıl yazabilirim? Çocuklar burada 3 tane rakam olacak. Benden 1 tane rakam yazılmasını istiyorsun. O zaman geri kalan 2 tane rakam basamak yerine mesela yüzler basamağı yok. O zaman yoksa yokun değeri olan 0'ı koymak gerekiyor. Onlar basamağı yok tamam. Yoksa 0'ın orada yazılması gerekiyor. Birler bölümünde de sadece 1 varmış. O zaman ben bunu 001 şeklinde yazabilirim. Unutma burada 3 tane rakam olmak zorunda. Burada da 3 tane rakam olmak zorunda. Bir tane rakam varsa geri kalanını başa sıfır getirmek şartıyla tamamlayabilirsin. Sayımız için diyor ki birler bölünde 9 olacak, binler bölünde de 9 olacak. Şunu yapma lütfen. 9'u yazdım, 9'u yazdım. Evet, hem birler hem binler bölünde 9'u yazdım. İyi de ortaya çıkan sayı 99 oldu. Burada yüzlük bile yok. Nasıl binler basamağı olsun? Yapman gereken zorlanıyorsan benim yöntemimi kullanabilirsin. 3 tane çizgi sol tarafta, 3 tane çizgi sağ tarafta. Ben buranın birler bölüğü olduğunu biliyorum. Buranın da binler bölüğü olduğunu biliyorum. Binler bölüğünde 9 var. 9'u yazıp sonra 0'la tamamlasam 900 yazmış olurum. O zaman benim 0'ı başa yazmam gerekiyor. 009 James Bond gibi oldu. Birler bölüğünde de 9 varmış. Tutup da buraya 9 yazamam ben. Değil mi? Çünkü 9 yazıp diğer basamaklar yerine 0 yazarsam buraya 900 yazmış olursun. Oysa benden 900 değil oraya 9 yazmamış. 0 yazdım, 0 yazdım. Buraya da bir 9'u eklersem 9009'a ulaşabilirim. Alt konumuz değişti. Dikkat et. Daha demin bölüklerdeki rakamları yazmaydı. Şu an basamaklarda verilen rakamları yazmaya bakalım. Karışık olarak vermiş. Bazısı şöyle yapıyor. Diyor ki işte 6 yazdım. Başta 6 vermiş. Sonra 1 vermiş. Sonra 5 vermiş. Sonra 2. Sonra 7. Sonra 8. Sayı oluştu. Ya sana burada karışık olarak vermiş. Sen bu şekilde sıralama yapamazsın. Senin başa 100 binleri getirmen gerekiyor. Sonra 10 binler, sonra binler, sonra yüzler, sonra onlar, sonra birler şeklinde ilerlemen gerekiyor. Karıştırmayalım, uzun uzadıya yapalım. Bakın burada sevgili öğrenciler 100 binler basamağı varmış. 100 binler basamağı varsa 6 rakamdan oluşuyor. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3. Tabii basamak adlarını da bileceğiz. 1, 10, 100 diye artar. Birler, onlar, yüzler basamağı. Binler, on binler, yüz binler basamağı. Altlarına da ben yazmak istiyorum hemen onu. Kısaltılmış şeklinde yazalım. Birler, onlar, yüzler. Üçüncü sınıftan itibaren burayı biliyorsunuz zaten. Binler, on binler OB, yüz binler YB. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Tabii bu sıralamayı da unutmayacağız çocuklar. Beşinci sınıfta da milyonlar böyle çıkacak. Bir milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde. Şimdi artık buradaki basamakları da biliyorsam sayıları bakıp oraya yazacağım. Onlar basamağında kaç var? 6. İşte sana onlar basamağını 6 yazdım. On binler basamağıyla karıştırma ha bunu. Binler basamağında ne var? 1 var. Binler basamağını buldum ve oraya 1'imi yazdım. Birler basamağında 5 var. Birler basamağına 5 yazdım. On binler basamağında 2 var. İşte sana on binler basamağındaki 2'yi yazdım. Yüzler basamağında 7 var. Yüzler basamağını buldum, 7'yi yazdım. Yüz binler basamağında da 8 var. Sayımız çıktı. 821.765. Benzer bir alıştırma. Birler basamağında 2, onlar basamağında 6, yüzler basamağında 8, binler basamağında 5, yüz binler basamağında 7 olan sayıyı bizden istiyor. Yani yüz binler basamağında. Hani bu sayı 6 basamaklı mı? Belki yüz binler basamağı olup 6 basamaklı olduğunu çıkartamayabilirsin. Ya da bu tarz alıştırmalarda yüz binler basamağını vermedi. Kendini adapte etme. 6 tane sayı yazacağım diye. 6 çizgi koy. Yok olan yerine zaten 0 yaz. Onu zaten çıkartırsın. Mesela yüz binler basamağı yoksa buraya bir 0 yazıyorsun. Sayının başındaki 0'ı zaten okuyamazsın. Onu da siler geçersin. Ama 6 tane rakamı yaz. Şunu bilmek gerekiyor. Burada birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, üçüncü sınıftan itibaren biliyorsun zaten bunları. Binler basamağı OB, on binler basamağı YB, yüz binler basamağı. Gerisi gerçekten kolay olsa gerek. Bakalım. Birler basamağında 2 var. Yazıldı. Onlar basamağında 6 var. Yazıldı. Yüzler basamağında 8 var. Yazıldı.
Binler basamağında 5 var yazıldı. Yüz binler basamağında dikkat et şimdi buraya bak. Yüz binler basamağında 7 var. Yüz binler basamağına 7'yi yazdım. Hani burada 10 binler basamağı? Yok. 10 binler basamağı yoksa yokun değeri olan 0'ı eklemen gerekir. Yoksa bu sayıyı 75 bin şeklinde okursun sevgili öğrenci. Dikkat edelim lütfen. Bu sayımız 705.862'dir. Bir diğer etkinlik yüzler basamağında 4, 10 binler basamağında 9, onlar basamağında 3, binler basamağında 6 olan sayıyı bizden istiyor. Yani tutup da burada 4 tane rakam görüp 4 çizgi atma lütfen. Buna dikkat edelim. 1, 2, 3 nokta, 1, 2, 3 her bölükte 3'erden toplamda 6 tane rakam atmak gerekiyor oraya. Sağdan itibaren sevgili öğrenciler, 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, OB, 10 binler, YB, 100 binler basamağı. Şimdi sayımızı yazmaya başlıyoruz. 100'ler basamağında 4 var. 100'ler basamağına 4'ü yazdım. 10 binler basamağında 9 var. Onu da yazdım 9 olarak. 10'lar basamağında 3 var. 10'lar basamağındaki 3'ü de yazdım. Binler basamağında 6 var. Binler basamağı yerine 6'yı da ekledim. Başka var mı? Yok. Diğerleri yerine 0'ı koyabilirsin. Şimdi sayının sonundaki 0'ı silerse tutup da buradaki 0'ı silmeyelim. Aman ha dikkat edelim buna. Hani sayı sayı mesela birer birer 10'a kadar sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayarsın değil mi? 0, 1, 0, 2 diye sayar mısın? Yok. O zaman baştaki 0'ın herhangi bir değeri yok. Gelelim bunu silelim hatta. Götürdük. Sayımız çıktı. 96.430 sayısı. Diyelim ki burada işte senden diyor ki 9'un basamak değeri kaçtır? İlk videonun ilk başlarında bunu anlatmıştım. Çok kolay gerçekten. 9'u yazarsın. Kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4. 1. 2. 3. 4. 9'un sağ tarafında 4 rakam olduğu için ben 9'un sağ tarafına 4 tane rakam kadar 0 koyuyorum. 90.000 sonucuna ulaştım. 9 tane 10.000'lik 90.000 eder. Bir diğer alt konumuz rakamların basamak değerleri verilen sayıyı yazma. Bu sefer sana basamak değerlerini vermiş. Senden işte bu basamak değerlerine sahip olan sayıyı istiyor sevgili öğrenciler. Yani iki yolla yapabiliriz burada. Bakın 400 bin varsa 100 binler basamağı vardır. Birinci, ikinci, üçüncü nokta. Birinci, ikinci, üçüncü. Burada sayıların katlarına bakabilirsin. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler basamağı OB, 10 binler basamağı YB'de 100 binler basamağı. Şimdi sevgili öğrenciler bakın sayımız burada en büyük olan sayımız nedir? 400 bin. Tabi sayının okunuşunu da bilmemiz gerekiyor burada. 400 bin. 100 binin kaç katı? 4 katıdır. O zaman 100 binin 4 katı olan 100 binler basamağına 4'ü yazıyorum. Sonra bak ne var burada? 30 bin var. 30 bin 10 binin 3 katıdır. 10 binler basamağına 3'ümüzü yazdık. Bak burada 1000 var. 1000, 1000'in bir katıdır. Bir tane binlikten 1000 sayısına ulaştım. Sonra baktığım zaman 8 tane yüzlük var. 800. 800, yüzler basamağında bulunan yüzün 8 katıdır. Buraya 8'i yazdım. Onluklara bakıyorum 20. 2 tane onluk eder bu. 2'yi yazdım. Birliklere bakıyorum 7. 7 tane birlik eder. Birler basamağına 7'yi yazdım. Bu belki biraz karışık gelebilir sevgili öğrencilerim. Burada toplayarak da yapabilirsin ikinci yol. 400 bini yazdım. Büyük olanları başa yazarsan daha iyi olur senin için. 30 bin sayısı var orada. Bu gitti, bu gitti. 1000 sayısı var orada. Onu da yazalım hemen. 1000 sayısını yazdık. Bu da gitti. Daha sonra 800 var sevgili öğrencim. Onu da yazdım. Bu da gitti. 20 sayısı var. Onu da yazdım. Bu da gitti. 7 kaldı. Onu da yazdım. Ne dedik? Basamak değerlerinin toplamı zaten kendisine eşit değil mi? O zaman ben buradaki basamak değerlerini toplarım. Sayıyı yine çıkartırım. 7'yi yazdım, 2'yi yazdım, 8'i yazdım, nokta, 1'i yazdım, 3'ü yazdım, 4'ü yazdım. 431.827. Eğer burada işte büyük olan sayıyı kaçırıyorsan şöyle yapabilirsin. Bu verilen sayılar arasında en fazla rakama sahip olan sayı büyük olan sayıdır. Bu şekilde de düşünebilirsin sevgili öğrencim. Bu konu aynı zamanda çözümlemeyle de ilgili bir konu sevgili öğrencilerim. Bir diğer videoda da doğal sayılarda çözümlemeye ait anlatımını da yapar. Oradan da dinleyebilirsiniz.